Hadis ve Hayat. Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş. Merhabalar değerli dinleyenler. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Allah'a hamdolsun. Resulüne salat ve selam olsun. Bütün peygamberlere selam olsun. Kazançlarınız bol ve bereketli olsun. Haneleriniz, yuvalarınız huzurla dolsun. Sevinç ve neşe eksik olmasın. Sevgili peygamberimiz bir gün şöyle buyurdular: İnsanlar ezan okuma ve namazda birinci safta yer almadaki sevabı bilselerdi, bunu yapmak için aralarında kura çekerlerdi. Ezan, İslam'ın şiarı. Günde 5 vakit farz kılınan tüm Müslümanlara akıl sahibi buluğa ermiş. Her kadın ve erkek Müslümana farz olan namaz vakitlerini, namaz vakitlerinin girdiğini haber veren ilahi çağrı. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli dediği üzere şairin ezanlar bizim için bir huzur çağrısı, bir huzur nidası. Allah'ı ululamakla başlar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah en büyüktür, Allah en yücedir. Ezanın sevabını, faziletini ifade ediyordu Allah'ın Resulü. Ezan nidası. Bu nida günde 5 vakit minarelerimizde yankılanırken Rabbimizi tasdike, ona itaat ve ibadete çağırıyor bütün müminleri. Allah'ın yüceliğini ikrar ediyor, ifade ediyor ezan okuyan. Allah en yücedir, en büyüktür. 4 kez bunu ezanın o ifadelerinde dile getiririz. Allah'tan başka ilah olmadığını yine ikrar eder, dile getiririz. Kelime-i tevhid var. La ilahe illallah var. Ve buna tanıklık var. Ben şehadet ederim, ben tanıklık ederim ki Allah'tan başka ilah, mabud yoktur. Ve yine ben tanıklık ederim ki Muhammed Mustafa onun kulu ve elçisidir. Haydin namaza, haydin Allah ile buluşmaya, haydin kurtuluşa ve bu nida insanları huzura, kurtuluşa çağıran bir nida. Allah'ı Rab olarak bilip sadece ona eş koşmamaya, Muhammed Mustafa'yı onun kulu ve elçisi bilip tasdik etmeye çağır. Rabbimize itaate çağırıyor, ibadete çağırıyor, onu tasdike çağırıyor. Ey insan, dünya meşgalesinden uyan, dünya hengamesinden uyan, kulluğun gereği olan namaz için kıyama dur, namaza dur. Gel namaza, namaz senin için kurtuluştur. İslam'ın gür sadası ezan, kendisine icabet edenin elinden tutuyor, bireyden topluma ümitsizlikten umuda götürüyor ezan çağrısı. Allah'ın elçisi vazifesini tamamladıktan sonra arkasında sevgisini bırakarak vefat etmişti. Yüce Allah'ın sen de öleceksin, onlar da ölecek. Sen öleceksin de onlar ebedi baki mi kalacak? Beka ancak Allah'a mahsustur. İnsanlar fanidir. Hazreti Peygamber de salat ve selam üzerine olsun, bu dünyadaki ömrünü tamamladı, ancak o her daim kalplerde, gönüllerde öyle bir hayat ortaya koydu ki hayatını ebedileştirdi. Ancak ona doyamamıştı sahabileri, bütün ashabı. Allah'ın elçisine doymak mümkün müydü? Bunlardan birisi de okuttu Nebi'nin, müezzinlerin efendisi övgüsüne mazhar olmuş Bilal-i Habeşi idi. Peygamberimizin müezzinlerinden. Bilal-i Habeşi, Habeşli Bilal.
üzerine kızgın kayalar, taşlar konup inkar et Allah'ı, Muhammed'i denildiği halde o muazzam imanı ile La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye haykırıyordu. Bilal-i Habeşi onca eziyete, işkenceye rağmen imanından asla ödün vermedi. Ashabı Allah'ın Resulünün devrinde ezana çağıran, ezanı okuyarak namaza çağıran o Peygamber Efendimizin müezzinlerinden birisiydi. Bilal-i Habeşi Peygamber Efendimizin ölümüyle birlikte onun vefatında, onun gıyabında üzüntüsünden duramıyordu Medine'de. Resulullah'tan sonra ezan okumayacağım, okuyamayacağım diyerek Medine'yi terk etti. Şam cihetine gitti. Ancak peygamber sevgisi o kadar yer etmişti ki Bilal-i Habeşi'de. İliklerine kadar işlemişti. Peygamber sevgisi ve muhabbeti onu tekrar Medine'ye getirdi. Geldiğinde sabah namazı vakti girmek üzereydi. Doğrudan Ravza'ya, Allah Resulü'nün huzuruna vardı. Onun kabri saadetlerine ağladı ve yüreğindeki hasreti gözyaşlarıyla dindirmeye çalıştı. Habeşli Bilal, Allah ondan razı olsun. Peygamber Efendimizin torunları Hasan ve Hüseyin bu esnada yanına geldiler. Dedelerinin hatırasını yad etmek üzere Bilal radıyallahu anh'den ezan okumasını istediler. Bilal-i Habeşi kabul etti ve Hazreti Peygamber zamanında olduğu gibi mescidin damına çıktı ve ezan okudu. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek. Bilal-i Habeşi'nin Allah Resulü zamanındaki bu nidasıyla Medine'de adeta yer yerinden oynuyordu. Bir tarih yeniden yaşanıyordu ve bir şehir adeta ağlıyordu. Medine o gün Allah Resulü'nün vefatından sonra en hüzünlü günlerinden birisini yaşıyordu. Adeta insanlar ne oldu? Hazreti Peygamber çağı yeniden mi yaşanıyor diye böyle bir haleti ruhiye içerisinde Ravza'ya, Mescid-i Nebevi'ye akın ettiler. Ezan her okunduğunda ve her okunduğu yerde ilk gün okunduğu gibi, o gün Bilal'in okuduğu gibi büyük manalar, coşkular ve hatıralar yaşatır gönülden dinleyenlere ve kulak verenlere. Ezan Bilal-i Habeşi'nin namaz için atan kalbinin dudaklarından dökülen sestir. Ezan tevhidin sembolüdür. İslam'ın sese ve söze dökülüşüdür. Müslümanın kalbini, ruhunu ve bedenini harekete geçiren sesli bir dokunuştur ezan. Ezan bu ilahi nida Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir buyuran ve taltif edilen en güzel Kur'an-ı Kerim'in çağrılarından birisidir. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Ezan doğum ile ölüm arasında boş bırakmaz insanları. Dünyaya gözlerini açan bebeklerin kulaklarına ezan okunur. Her Müslüman hayata merhaba dediğinde ezanla kendisine Rabbinin adı hatırlatılır, okunur, söylenir ve adeta ilk manevi bir aşıdır bu. Bu manada ezan bütün manevi kirlerin, kötülüklerin ve sapkınlıkların hayatı boyunca o çocuktan uzak durması için yapılan bir duadır. Ezanla Müslüman şahsiyet bebekliğinde, ilk doğduğunda tanışır. Ezan İslam'ın şiarlarından birisidir. Onun için Allah Resulü sözüyle bu öneme vurgu yapmıştı. İnsanlar ezan okuma ve birinci safta yer alma sevabını bilselerdi
bunu yapmak için aralarında kura çekerlerdi, buyurmuştu. Ezan, Muhammed ümmetinin simgesi ve ortak değerlerinden birisidir. Her Müslüman diyarında, ülkesinde, toplumunda ezan okunur. Semaları ezan nidaları çınlatır. Ezan, dilleri, renkleri, ırkları ve bütün farklılıkları İslam dilinde birleştirir. Bir kubbe altında omuz omuza bir ve beraber eder müminleri. Çoğu zaman gündelik hayatın türlü türlü meşgalelerine boğulan bizleri Allah'ın huzurunda saf durmaya, diri olmaya, bir olmaya çağırır ve yineler, tekrarlar çağrısını. Haydin namaza, haydin kurtuluşa. Hayye alessalâh, hayye alelfelâh. Ezan aynı zamanda hürriyetin, özgürlüğün sembolüdür ve gür sedasıdır. Ezan okunduğu beldenin özgürlüğünü, bağımsızlığını da haykırır. İşte bu yüzdendir ki merhum Akif, bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli, diyerek bu hakikati ortaya koyar. Bununla beraber hakiki özgürlük imandadır, inançtadır, Allah'a imandadır. İman esaslarına bağlanmaktadır. Gerçek hürriyet Allah'a kulluktadır. Allah'a ibadettedir. Hakiki özgürlük, fani olanın esiri değil, hakimi olabilmektir. İşte ezan, dünya üzerindeki herkesi her zaman alemlerin Rabbine, ibadete ve gerçek özgürlüğe bir çağrıdır. Günde 5 defa yapılan bu kutlu çağrıya rükû ile, kıyam ile, secde ile divan dururum, rükû ederim, secde ederim, birsin Allah'ım. Yaratan sensin, yaşatan sensin, hem rezzak sensin, birsin Allah'ım diyerek icabet edenlere, bu kutlu çağrıya uyanlara, namazı kılanlara, iman ve doğruluk üzere bulunanlara, günde 5 defa, evet ya Rabbi, sadece seni yüceltiyoruz. Senden başka ilah olmadığına, Muhammed Mustafa'nın senin elçin olduğuna, kurtuluş ve mutluluğun bu çağrıya, bu ilahi davete uymakta olduğuna inanıyoruz ve şahitlik ediyoruz diyebilenlere ne mutludur. Rabbimiz ezan sesine hasret olanların hasretini ebeden dindirsin. Semalardan ezan nidaları eksik olmasın. Bu kutlu çağrıya her daim uyarak Cenab-ı Allah'a iman, itaat ve ibadet üzere bulunma şuuru her birimize lütfeylesin Rabbimiz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun değerli dinleyenler. Hadis ve Hayat. Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş.